Evet arkadaşlar, Mikro orijinal yayınlarından güzel bir hız problemi. Bakın şekildeki gibi birbirine paralel raylarda ve zıt yönlerde hareket eden iki trenden birinin hızı saatte V artı 50 km bölü saat ve boyu 400 metreymiş. Diğer trenin hızı V kilometre ve boyu 500 metreymiş. Bu iki tren aynı hizaya geldikten sonra birbirini 4 saniyede geçtiğine göre V kaçtır denmiş arkadaşlar. Şimdi bakın, bu iki trenin birbirini geçmesi için arkadaşlar şöyle düşünün. Bunlar böyle şu şekilde böyle tam arkadaşlar kafa kafaya geldiği an ki şu görüntüyü yakalamaya çalışalım. Bakın bu bunun uzunluğu kadar giderse, bu da bunun uzunluğu kadar giderse, yani sonuç itibariyle şöyle bir durumla karşılaşırlarsa arkadaşlar, bu mesela V artı 50 olsun, bu da V olsun. V olan burada, V artı 50 olan böyle burada olursa, yani kendi uzunlukları toplamı kadar arkadaşlar bir bu tarafa bir bu tarafa doğru giderse, dolayısıyla ne olmuş olur? Birbirlerini geçmiş olurlar arkadaşlar. Tamam. 4 saniyede de geçtiğine göre o zaman şöyle bir bağıntı arkadaşlar hani kurmak mümkün. Derim ki hızların toplamı V artı 50 ondan sonra artı V çarpı 4 saniye bize neyi verecek arkadaşlar? Bunların toplamını, yani 900'ü. Tamam. Diyeceksiniz ki hocam yalnız bu olmadı çünkü bu saniye, bu kilometre bölü saat. O kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirelim. Çevirelim arkadaşlar. Şurayı 1000 ile çarpıp 3600'e bölersem metre bölü saniyeye çevirmiş olurum. Bakın şunlar birbirini götürüyor. Bunlar götürüyor. Bunlar götürüyor. 36 ile 4 sadeleşiyor. 9 kalıyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 2V artı 50. 9 kere 90 810 yaptı. 2V arkadaşlar 760 yaptı. V buradan 380 yapmış oldu. Bana da zaten V'yi arkadaşlar sormuş. Dolayısıyla doğru cevap 380. Yani A şıkkı diyebilirim. Arkadaşlar güzel bir soru işin açıkçası. Hani bu kazanımı bilmeniz gerekiyor. Aklınıza şu kalsın. Hızların toplamı çarpı birbirlerini geçtikleri süre uzunluklar toplamına eşittir diye bu bağıntıyı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.